Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde Müminin Suresi 90. ayet-i kerimeden son ayet-i kerimesi olan 118. ayet-i kerimeye kadar ayetlerin anlamları ve irablar üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 90. ayeti kerimesinde Allahu Teala bel ateynahum bil hakki ve innahum lekazibun buyuruyor. Biz doğrusu onlara hakkı getirdik. Onlar şüphesiz yalancıdırlar buyurmaktadır. Bel burada idraptır. Aksine Allah'ın birliği öldükten sonra dirilme ve hesap konusunda biz onlara doğru sözü getirdik. Ve innehum lekâzibûn, şüphesiz onlar Allah'a isnat ettikleri ortaklar ve çocuklar hususunda yalan söylemektedirler. Yüce Allah geçen ayetlerle onların aleyhine birçok delil getirdikten sonra bu ayette de onları tehdit edip ne yapmaktadır? Korkutmaktadır. Bel idrab edatıdır. La mahalle lehamnel irab. Evet, eteyna mazi fiil, na faili, hüm mefrubis sarih, bil hakkı mefrubik gayri sarih. Ve buradaki vav haliye innehum, innehum müşebbehe bil fiil, hüm innenin ismi mahallen mağsup, la oradaki kâdibin önündeki lama geldiğimiz zaman o tehdit için gelmiştir. Le kâdibin de innenin haberidir ve merfudur. Raf alameti vav çünkü cemî müzekker salimdir. Mettehadallahu min veledin. Allah hiç evlat edinmemiştir. Ve ma kâne ma'ahu min ilahin, eğer onunla beraber ilahlar olsaydı, iden o halde le zehebe küllü ilahin bima halaka. Evet, her ilah kendi yarattığını üstün götürürdü. Ve ala ba'dum ala ba'z, ve birbirleri üzerlerine ne yaparlardı? Üstünlük iddia ederlerdi. Sübhanallahi amma yasifun. Allah onların isnat ettikleri şirk vasıflarından münezzehtir buyurdu Allahu Teala. Mettehadallahu min veledin. Allah ne meleklerden ne de insanlardan kesinlikle herhangi bir çocuk edinmedi. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهِنْ, İlahlık ve Rablık'ta ona ortak olacak herhangi bir kimse de yoktur. اِذَنْ o halde لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقَ, putperestlerin iddia ettiği gibi onunla birlikte herhangi bir ilah olsaydı, bu takdirde her ilah yarattığını tek başına yaratır ve ona tek başına hükmeder. Her birinin mülkü diğerinden ayrılırdı. Ve le'ala ba'duhum ala ba'd, dünya krallarının durumu gibi bir kısmı diğerine galip gelirdi. Eğer birden çok ilahın varlığı kabul etseydi, bunların her biri varlığını tek başına yaratırdı. Sonra da bunların her biri diğerini ezmek ister. Sonra da birbirlerine galip gelir ve varlığın düzeni bozulurdu. Halbuki bu varlık alemlerin son derece mükemmel bir şekilde düzenli olduğunu ne yapmaktadır? Göstermektedir. Ma nefi edatı ittehaze mazi fiil Allahu fail. Min veledin, min harfi cer, veledin mecrur, min zait veledin mefru bisari.
Ve ma kâne, vav atıf manefi edatı, kâne mazi nakıs fiil, ma'ahu kâne'nin öne geçmiş şibri cümle olarak haberi, mahallen mansup, min ilahindeki min zahit, ilahinde onun ismi, kâne'nin ismi ve kendisi nedir? Gördüğünüz gibi takdiren merfudur. İzen cevap, harfi cevaptır, la mahalle hamleli rab. Le zehebe, lam cevap da geldi. Zehebe mazi fiil. Külli ilahin, bu küllü burada fail, merfu, muzaf, ilahin muzafiley. Bima, mefru, bitgarisari. Halaga, mazi fiil. Faili hüve, o yarattı. Ve burada atıf. Le ala dedik. Lam yine cevap, ala mazi fiil. Bazuhum fail, muzaf, muzafiley. Ala bazında mefru, bitgarisari'dir. Sübhane, naibi mef'ulü mutlak, muzaf, muzafile, Sübhanallah. Amma buradaki an harfi cer, ma, ma'i, mastariye, yasıfün, muzari fiil, merfu, rafalameti, bisübütünün, vav failidir. Alimil gaybi ve şehadeti fete'ala amma yüşrikün. Evet, o gaybı bilendir. Hazırı olanı da, hazır olanı da ne yapan bilendir efendim. Buyuruyor Allahü Teala. Fetaala amma yüşrikün. O müşriklerin şirk koştuklarından nedir? Yücedir buyurmaktadır Allahü Teala. Alimil gaybi, o gözlerin görmediğini de gördüğünü de bilir. Mahlukun hiçbir durumu ona ne yapmaz? Gizli kalmaz. Fetaala amma yüşrikün. O ortaktan, çocuktan uzak ve yücedir. Teala yücedir. Evet. Amma yüşrikün. O kendisine şirk koşulan her şeyden nedir? Daha yücedir buyuruyor Allah-u Teala bu ayet cellesinde. Alimil gaybi. Gördüğünüz gibi sıfattır, muzah muzafilehtir ve şehadeti onun üzerine matuf. Feteala fe atıf, teala mazi fiil, hüve faili, amma burada ma maymasları yine mefru bir kayısları, yüşrikün fiil muzari, merfu, vav faili. Kul Rabbi imma türiyenni ma yu'adun. Evet, kul de ki Rabbi, ey Rabbim, onlara dünyada çektireceğini vaat ettiğin azabı mutlaka bana göstereceksen, evet, ey Rabbim, onlara dünyada çektireceğini ve vaat ettiğin azabı mutlaka bana göstereceksin. Kul Rabbi imma türiyenni. Buyuruyor Allahü Teala. Bana mutlaka göstereceksin neyi? Ma yu'adun. Onlara vaat edilen azabı. Kul emir fiil. Sükun üzere mebni. Faili. Vücube müstetir. Ente Rabbi. Nidası mahsup münada. Üslubu mahsup. Bir tekellim yasına muzaftır. İmma burada baktığımız zaman da ma zaittir burada. İnşaat edatı. Türiyenni. Muzari fiil, kendisi mebnidir feta üzere, nun nunu vikaye, ye gördüğünüz gibi mefru bisari, faili entedir. Ma mefru bisari, ismi mevsul, yu'adun de muzari ama meçhul muzari olduğu için vav naibi faili olarak gelmiştir. Rabbi, fela tec'alni fil kavmi zalimin. Evet. Rabbi, ey Rabbim, beni zalimler topluluğundan kılma ki onlarla birlikte helak olmayayım. Bu cümledeki imma ile başlayan şart cümlesinin cevabıdır. Yukarıdaki imma ile gelen şart cümlesinin cevabı olarak gelmiştir. Yalvarma ve yakarmanın çok olduğunu ifade edilmesi için Rabbi tekrar edilmiştir ikinci ayette de. Rabbi diye tekrar edilmiştir. Yani nidası mahsuf münada olarak gelmiştir. Şu bir gerçektir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
kendisinin zalimler topluluğundan kılınmasına sebep olacak şeylerden korunmuştur. Fakat kulluğunu açığa çıkarmak ve Allah'a karşı tevazu göstermesi için bu şekilde dua etmesi de emrolunmuştur Allah Resulüne. Evet. Kul burada emir fiil dedik. İkinci de yine Rabbi geldi. Rabbi nidası mahsup münadadır. Üslubu mahsuptur. Fela'daki fe burada rabıt olarak geldi. La nehi ve cezmedatı. Tec'al fiil-i muzari lamdan dolayı meczum. Faili ente. Nun gördüğünüz gibi orada. Nunu vikayı ye. Mefru bisari. Fil kavmi zaliminde mefru bi gayri sarih fil kavmi ez zalimin kavminin sıfat olarak gelmiştir. Ve inna ala en nuriyeke ma ne'idühüm le gadirun. Evet. Muhakkak ki şüphesiz biz onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösterebiliriz. Fakat biz bu hikmetten dolayı onu ne yapmaktayız? Ertelemekteyiz buyuruyor Allah-u Teala. Ve inna ala en nuriyeke ma ne'idühüm le gadirun. Onlara vaat ettiğimiz azabı elbette ki sana göstermeye kadiriz, muktediriz buyuruyor Allah-u Teala bu ayet-i celilesinde. Vav atıf inne hurum şebbehe bir fiil. La innenin ismi mahallen nedir? Kendisi mansuptur. Ala harf-i cer. En nuriyeke. En burada nasb edatı nuriye fiil muzari. Enden dolayı mansup. Faili vücube müstetir nahnü ke mefru bisari. Ma mefru bisari ne'idü. Yine fiil muzari merfu. Fail vücube müstetir nahnü hüm mefru bisari. Le tekit için geldi. Gadirun da işte bu innenin nesidir? Haberidir. Merfudur. Raf alameti vav. Çünkü cem-i zekker salimdir. İdfa defet billeti hiye ahsenü seyyi'e. Evet, kötülüğü en güzel olan şeyle defet. Nahnu a'lemu bima yasifun. Biz senin vasıflandırdıklarını daha iyi biliriz buyuruyor Allah-u Teala. İtfa' billeti, onların kötülüklerini kendilerine karşı hoşgörülü davranmak ve onlara karşı iyi muamele etmek suretiyle defet. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlara muamele hususunda en faydalı ilacı gösterdi. O da kendisine kötülük yapanın kalbini kazanmak, düşmanlığın, dostluğun, kininin sevgiye dönüşmesi için ona iyilik yapmaktır. Nahnu a'lemu bima yasifun. Biz onların hallerini ve yapacakları yalanlama ve alayı daha iyi biliriz. Ve yaptıklarının karşılığını da elbette veririz buyurmak suretiyle Allah-u Teala ne yapmaktadır? Onların yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını bildirmektedir. İtfa emir fiil. Çünkü üzere mebni faal vücube müstetir. Ente billeti mefru bi kayisari simmesul mahallen kendisi mecrur. Hiye mübdeda ahsenü haber. Muzaf esseyyeti de muzafın ile. Ahsenü seyyi'e burada gördüğünüz gibi. Nahnu dediğimiz zaman müptedadır. E'alemi haber. Bima may masları ile beraber yasıfün mefru bi gayri sarih yasıfün fiil-i muzari mefru falametim sübütünlü vafail olarak gelmiştir. Ve kur rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn. Evet, de ki ey Rabbim sana sığınırım. Min hemezati şeyatin, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım de. Ey Rabbim, şeytanın batıl şeyleri ve kötülükleri yapmaya teşvik edici vesveselerinden sana sığınırım de. Evet, burada ayet-i kerime çok açık. Vav atıf kul emir fiili Rabbi nidası mahsup münada e'udü
Fiil-i muzari, merfu, faili, vücuben müstetir, ene, ke, mefru bi sarih, min hemezati şeyatin, muzafireyle mefru bi kayri sarih olarak gelmiştir. Ve e'udu bike rabbi en yahdurun. Evet. Ve e'udu bike, yine Rabbim ben sana sığınırım efendim, en yahduruni, onların huzurunda bulunmalarından. Onların huzurunda bulunmalarından da sana sığınırım buyurdu. Ey Rabbim, onların bana herhangi bir kötülük etmelerinden veya işlerimde benimle beraber olmalarından sana sığınırım. Allah'a sığınmanın önemini göstermek ve bunu vurgulu bir şekilde ifade etmek için bu cümle ne yapılmıştır? Tekrar edilmiştir. Evet. Vav atıf e'udü muzari fiil merfu faili vücube müstetir ene ke bike mefru bi gayri sarih Rabbi nidası mahsup münada en nasbedatı yahduru fiil muzari mahsubun bi en ve alamet-i nasbi bi hasbin nun nun vikaye kesra mütekellim yasından ivaz olarak mefru bi sarih olarak gelmiştir. Hatta izâ câe ehadehümül mevtü gâle rabbi irci'ûni. Hatta nihayet izâ câe ehadehümül mevt, onlardan birine ölüm geldiği zaman gâle der ki rabbi irci'ûn, ey Rabbim beni döndür derler. Burada söz tekrar müşriklere döndü. Müşriklerden birine ölüm gelip de onun şiddet ve sıkıntılarını gözleriyle gördüğünde, yani ölümün şiddetini gördüğünde gâle rabbi irci'ûni, evet, yapılması gerekeni yapmadığına pişman olarak şöyle der: Rabbim beni dünyaya geri çevir. Ayette irci'ûni, beni çevirin şeklinde çoğul gelmesi saygıyla ne yapılmıştır? İfade edilmiştir. Evet. Hatta burada iptida edatıdır. İda burada zaman zarf ve şart edatı. Câe mazi fiil. Ehade mefru bi sarih el mevtü câe'nin faili merfu. Gâle fiili mazi. Evet, Rabbi. Gâle'nin faili nedir? Hüvedir. Rabbi nidası mahsup minada irci'uni. İrci'u emir fiildir. Mebni bi hasfin nun ve faili nun nun vikaye. Kesra yine mütekellim yasından bedel olarak gelmiştir. لَعَلِّي اَعْمَلِ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ كَلَّا. Evet, burada لَعَلِّي, belki ben, اَعْمَلِ صَالِحًا, salih amel işlerim, ف۪ي مَا تَرَكْتُ كَلَّا, terk ettiğim şeyler hususunda belki ben hayır ifade ederim, işlerim şeklinde ne yapmaktadır? Söylemektedirler. Burada kella, hayır, inneha kelimetün hüve gailuha, onların bu söylemiş oldukları faydasız bir kelimedir. Ve min veraihim, onların arkalarında berzahun, cehennem vardır, ila yevmi yub'atun, diriltecekleri güne kadar orada ne vardır? Berzah vardır. Berzah burada kabir vardır. Cehennem değil de kabir vardır buyurmuştur Allah-u Teala. لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا, ömrümün boşa harcandığını kısımlarında iyi amel yapabilmem için beni geri çevir. Ömrümün boşa harcanmış olduğu kısımlarda daha iyi amel yapabilmem için beni geri çevir. كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ غَائِلُهَا, hayır, artık dünyaya dönüş yok. Bundan vazgeçin. Onun geri dönme isteği faydasız ve boşunadır. Bu isteği boşa gitmiştir. Ayette geçen kella idatı yasaklama ve caydırma manası ifade eder. Evet. Ve min veraihim, önlerinde berzahun ila yevmi yub'atun, dünyaya dönmelerine mani olacak bir engel vardır. Bu engel berzah alemidir. Berzah onların dönüş yolunu kapatacak ve kıyamet gününe kadar orada kalacakları nedir? Bir yurttur. Berzah dünya ile ahiret arasında bir engeldir ve bu da
kabir alemidir. Evet. Lealli burada teracih ve nasb edatıdır. Ye ismi e'amelide haberidir. Lealli yani. Salihan naib-i mef'ul mutlak. Fîmâ mef'ul bi-kayrisâli teraktü mazî fiil tü faili kella burada nedir? Zecir edatıdır. Aynı zamanda kendisi zecir edatıdır. Asla demek. İnneha, innehul müşebbehe, ha, innenin ismi, kelimetün haberi, hüve mübdeda, gailüha da onun haberi olarak gelmiştir. Ve min veraihim, öne geçmiş olan mukaddem haber, berzahunda muakkar mübdedadır. İlâ yevmi yub'atünde, ilâ yevmi yub'atün önüne geçmiş mefru bi kaysari, yub'atünde müzari fiil, kendisi nedir? Meçhuldür. Vav naibi fail olarak gelmiştir. Fe izâ nüfiha fissûri sûra üfrüldüğü vakit felâ ensâbe beynehüm evet onların aralarında artık nesep yardımlaşması vardır. Yevmeydin o günde velâ yetesâelûne evet onlar birbirlerine hallerinden sorabilirler. Ne de hallerini sorabilirler buyuruyor Allahü Teala. Feyza nüfha fissur. Sura ikinci defa üfrüldüğündeki bu öldükten sonra dirilme ve haşir neşir üfürüğüdür. Fela ensa beynehum yevmeydin. Artık kıyamet gününde ne akrabalık ne de soy sop onlara fayda sağlayacaktır. Çünkü şiddetli korku ve dehşetten dolayı birbirlerine acıma ve şefkat olmayacaktır. Şöyle ki kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Velayetesa elun, herkes kendi nefsiyle meşgul olduğu için birbirlerinin durumunu sormayacaklar. Evet, bu ayet onlar birbirlerine dönerek durumlarını sorarlar ayetiyle çelişmemektedir. Çünkü kıyamet günü uzun bir gündür. Orada birçok yer ve durak vardır. Bunların bazılarında konuşurlar, bazılarında da konuşmazlar buyuruyor Allahü Teala. Evet. Fe istiknafi idâ şart edatı nüfiha mazi meçhul fissûri de onun naibi faili mahallen merfu. Fe la fe rabıt la cinsin nefs, nef eden la ensabi ismi beynehüm şibi cümle olarak haber mahallen merfu. Yevmeydin zaman zarfı ve la vav atıf la nefiye dağıtı yetesâilû nefiyle muzâri merfu. Rafalâmiyeti bi sübûtünün vav da onun faili olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Femen segulet kimin ağır gelirse mevazînühü hasenatı tartılarda fevlâke hümül müflihûn. Onlar kurtuluşa ermişlerdir. Evet, femen segulet, kimin ağır gelirse mevazinuhu, kötülükleri iyiliklerden daha fazla olursa, feulâikellezîne, evet, feulâike hümül müflihûn. İşte onlar kazançlı, mutlu kimselerdir. Cehennemden kurtulup cennete sokulmuşlardır buyuruyor Allahü Teala. Fe tefsiriye men burada şart edatı ve mübdeda segulet mazi fiil ta tayite nis mevazinühü faili fe cevapta ülaike mübdeda hüm zamiri fasıl el müflihun haber ülaike hümül müflihun ise men mübdedasının haberi olarak mahallen merfu gelmiştir. Femen haffet mevazinuhu kimin de tartıları hafif gelirse fevlâikellezîne hasirû ebsehüm onlar kendilerini hüsrana düşüreceklerdir. Fî cehenneme hâlidûn ve cehennemde ebedi kalıcıdırlar buyuruyor Allahü Teala. Evet femen ve men haffet mevazinuhu kimin de kötülükleri iyiliklerden fazla olursa
فَاُولَٰئِكَ hasiru emsehum. İşte onlar ömürlerini boşa harcadıkları ve onu küfür ve günahlarla kirlettikleri için ebedi saadetlerini kaybetmiş mutsuz kişilerdir. Fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Oradan asla çıkarılmayacaklardır. Evet. Vav atıf men yine şart edatı ve mübdeda haffet mazi fiil mevazinühü onun faili ta tayit etniz. Fe cevap ülaike mübdeda ellidine haber hasiru mazi fiil vav faili enfüsehüm mefhul bisari fi cehenneme mefhul bikayrisari halidun ise ikinci haber olarak gelmiştir. Ülaike mübdeda ellediğine birinci haber, Halid'in ikinci haberdir. Bu şekilde ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Telfehu vücuhehümün naru ve hum fiha kalihun. Evet. Ateş onların yüzüne ne yapar? Çarpar. Ve hum onlar fiha orada kalihun. Dişleri sırıtmış olarak ne yaparlar? Kalırlar, dururlar. Evet, cehennem ateşi şiddetli sıcaklığıyla onların yüzünü yakacaktır. Yüz, vücudun en kıymetli azası olduğu için özellikle o zikredildi. Ve hum fiha kalihun, onlar cehennemde çirkin görünüşlü ve çirkin yüzlü olacaklardır. Onların dişleri açığa çıkmış, dudakları gerilmiş, ateşle taranmış baş gibi olmuşlardır. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ateş onu dağlar. Üst dudağı başının ortasına varacak kadar gerilir. Alt dudağı da göbeğine inecek kadar sakar buyurmaktadır. Tirmizi Cehennem 5'deki hadis-i şeriflerinde. Evet. Telfehu muzari fiil. Merfu vücuhe mefhulü bisarih muzafireh ennaru telfehunun nesidir? Failidir. Merfu raf alameti damme vavvavu haliyehüm mübdeda fiha kalihun önüne geçmiş mefhulü bisarih. Kalihun ise haberdir. Merfu raf alameti vav. Çünkü cem müzekker salimdir kendisi. Elem tekün ayati tütle aleyküm. Evet, ayetlerimiz size okunurken feküntüm biha tükezzibün, siz onları yalanlayanlardansınız buyuruyor Allahu Teala. Elem tekün ayati tütle aleyküm. Onları kınamak ve azarlamak için şöyle denilir. Nurlu Kur'an'ın ayetleri size dünyada okunmuyor muydu? Feküntüm biha tükezzibün, açıklığına rağmen siz onlara, ayetlere inanmıyordunuz, onları yalanlıyordunuz buyuruyor Allahu Teala bu ayet-i kerimesinde. İstifam edatı, lem cezm edatı, tekün fiili muzari, lemden dolayı meczum. Ayati tekünün ismi, çünkü kendisi nakıs fiil. Tütla muzari meçhul fiil. Hüve naif faili, aleyküm mefru bi kayri sarih. Fe atıf küntüm yine nakıs fiil tüm ismi biha tükezzibünün önüne gelmiş olan mefru bi kayri sarih tükezzibün kâninin cümle olarak haberidir. Faili vav'dır. Evet. Kalu dediler ki onlar Rabbena ey Rabbimiz galebet aleyna şıkvetuna ve künnâ gâmen dâllîn. Onlar ne dediler? Ey Rabbimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve künnâ gâmen dâllîn. Biz zevk ve nefsani arzuların peşinden koştuğumuz için doğru yoldan sapmış bir toplum, dalalette olmuş olan bir toplum olduk şeklinde ne yaptılar? İfade ettiler. Evet. Baktığımız zaman ayet-i kerimeye galu mazi fiil damme üzere mebni
ve vav faili Rabbena nidası mahsup minada üslubu nedir? Mahsuptur çünkü izafette gelmiştir. Galebet mazi fiil tatayte nis aleyna mefru bit gayrisari şikvetuna galebetin nesidir? Failidir ve muzafileh olarak gelmiştir. Ve künna vav atıf künna yine nakıs fiil nakanenin ismi gavmen haberi dalinde gavmenin sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Rabbena ey Rabbimiz ahricna bizleri çıkar minha oradan fe in udna fe inna zalimun. Evet biz yine küfre dönersek zalimlerden oluruz dediler. Rabbena ahricna minha. Ey Rabbimiz bizi bu ateşten çıkar ve dünyaya geri gönder. Fe in udna fe inna zalimun. Bundan sonra tekrar inkara ve günaha dönersek şüphesiz zulümde haddi aşmış oluruz. Kafirler önce suçlarını itiraf ettiler. Sonra da yavaş yavaş itiraftan iyi şeyleri istemeye ve yalvarmaya geçtiler. Fakat cevap ümitlerini kırıcı ve bu gibi istekleri yalanlayıcı mahiyette geldi. Cevap bu şekilde geldi. Evet. Rabbena nidası mahsus minada ahrişna emir fiil. Ente faili na mefru bisarih minha mefru bikarisarih fe atıf in şart edatı udna mazi fiil na faili fe rabıt inne huruf müşebbehe bil fiil na ismi zaliminde haber olarak gelmiştir. Galahse'ü ses çıkarmayın fiha ve la tükellimuni. Bana bir şeyler söylemeyin. Allahu Teala hemen cevap olarak galahse'u fiha ve la tükellimun. Ateş içinde rezil olun. Köpeklerin kovulduğu gibi defolup gidin. Azabın kaldırılması hususunda bana bir şey söylemeyin. Ahse'u kelimesi köpeği kovmada kullanılan bir kelimedir. Bunda küçümseme ve kovma manası da vardır. Evet. Gale mazi fiil hüve faili akse o emir fiil vav onun failidir. Fiha mefrubi karisari ve la vav atıf la nehi ve cezmedatı tükellimü fiil muzari meczum cezmelameti bi hasfin nun vav failin nun nunu vikaye kesrada mefru bisari. İnnehu kâne ferîbun min ibadî. Muhakkak ki o kullarımdan bir topluluk vardır ki yegûlûne derler Rabbena âmennâ fa'firlenâ verhamnâ ve ente hayrur rahimîn. Ey Rabbimiz inandık fa'firlenâ bizi bağışla verhamnâ bize merhamet et ve entesen hayrur rahimin merhamet edenlerin en hayırlısısın derler buyuruyor Allahu Teala. Çünkü kullarından bir zümre Rabbimiz iman ettik bize acı sen merhametlilerin en iyisisin demiş. Evet bunlar kimler? Bu kullar kimler? Bilal Habeşi, Habbab bin Eret, Süheyb bin Rumi ve diğer zayıf Müslümanlardır. Ebu Cehil ve arkadaşları bunlarla ne yapmışlardı? Alay etmişlerdi. Allahu Teala bunların dualarını bu şekilde ne yapmıştır? Bize kadar iletmiştir. Evet. İnne hurum şebbehe bil fiil hü inen ismi kâne mazi fiil nakıs ferigun kânenin ismi min ibadî. Evet bu ferigunun sıfatı olarak gelmiştir. Yegûlûne kânenin nesidir? Muzari fiildir. Vav faili haberi. Rabbena nidası mahsus minada amenna mazi fiil na faili fafir emir fiil ente faili lena mefru bi karisari verhamna emir fiil ente faili na mefru bi sari ve ente vav burada haliye ente mübdeda hayrur rahimin muzafir olarak haberdir ve ente hayrur rahimin
Bu da hal cümlesidir. Mahallen mansuptur. Evet. Fettehaztümühüm sehriyen hatta ensevküm zikri ve küntüm minhüm tezhakün. Evet. Fettehaztümühüm onları aldınız, sehriyen alaya aldınız. Hatta ensevküm size unutturdu zikri benim anılmamı. Ve küntüm minhüm muhakkak ki siz tevhakün onlara gülüyordunuz buyuruyor Allahü Teala. Siz onları alaya alıp dalga geçtiniz. Hatta ensevküm zikri nihayet onlarla meşgul olup alay etmeniz sebebiyle bana itaat ve ibadeti unuttunuz. Ve küntüm siz oldunuz minhüm tesakün siz dünyada onlara gülüyordunuz buyurdu Allahü Teala. Onların kafirlerin yukarıdaki söylemiş olduğum müminlere olan tavırlarını bu şekilde ne yapmıştır? İfade etmiştir. Fe atıf ittihaz tüm mazi fiil tüm faili hüm mef'ul bisari şehriyen ikinci mef'ul hatta iptida edatı ensevküm mazi fiil vav faili küm mef'ul bisari zikri mef'ul bi gayri sari mef'ul bisari muzaf muzafli çünkü vav atıf küntüm mazi fiil tüm ismi minhüm teshakün önüne gelmiş mef'ul bi gayri sari teshakün fiil muzari merfu alameti sübutunun vav faili olarak gördüğünüz gibi nedir? Kânenin haberidir ve muhalle masuptur. İnni muhakkak ki cezeytühümül yevme evet ben mükafatı verdim bima saberu sabrettiklerine karşılık ennehüm onlar hümül faizun zafere erenlerdir yani kurtulanlardır buyuruyor Allahü Teala. İnni cezeytühüm sizin eziyetlerinize sabrettiklerinden dolayı onları en güzel şekilde mükafatlandırdım. İnnehüm hümül faizün şüphesiz ebedi nimetleri kazananlar onlardır buyuruyor Allahü Teala burada. Evet. İnne hurum şebbehe bil fiil ye innenin ismi mahallen masup cezeytü mazi fiil tü faili hüm mef'ul bisari bu da mahallen merfu innenin haberi el yevme mef'ul bisari bima mai mastari sabaru mazi fiil damme üzere mebni vav faili enne hurum şebbehe hüm ismi hüm zamiri fasıl el faizün haberi innenin haberi merfu laf alameti vav lennehu cem zekke salim kale kem lebistün fil arza adede sinin senelerin sayısınca dünyada veya mezarda ne kadar kaldınız? Evet. Allahu Teala buyuruyor ki gale kemlebistün fil arzadedesinin yüce Allah kınama ve azarlama yoluyla kafirlere der ki dünyada kaç yıl kaldınız? Orada ne kadar yaşadınız? Bu şekilde ne yapmaktadır? Sormaktadır. Evet gale mazi fiil hüve faili kem burada nedir? İstifam edatı lebistüm mazi fiil tüm faali fil arzı mef'ul bi gayri sari adede temiz sinin de muzafileh olarak gelmiştir. Galu dediler ki lebisna yevmen ev bağda yevmin bir veya birkaç gün kaldık. Evet yani günün bir kısmında kaldık. Fes'elil adin sayanlara sor şeklinde cevap verirler. Derler ki bir gün veya bir günden az kaldık. Fes'elül addin iyi hesap edip sayanlara sor. İçinde bulundukları azap onların kaldıkları süreyi ne yapmaktadır? Unutturmaktadır. Evet. Galu mazi fiil damme üzere mebni ve faili lebistüm lebisna mazi fiil evet, na faili, yevmen mef'ul bisari, ev atıf edatı, baza matuf, yevmin muzaf muzafili, fes'el, fe atıf, is'el, emir fiil, sükun üzere mebni,
Faili vücuben müstetir. Ente el adin mefru bisari. Evet. Gale ille bistüm illa galilen. Siz ancak pek az bir süre kaldınız. Lev enneküm küntüm talemün. Eğer siz hakikaten bilmiş olsanız siz az bir süre ne yaptınız? Kaldınız buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Gale burada mazi fiil. Hüve onun nesidir? Failidir. İnne fi edatı lebistüm mazi fiil. Tüm onun nesidir? Failidir. İlla istisna. Galilen naibi mef'ul mutlak. Lev şart edatı enne yine hurum şebbehe bil fiil. Küm ennenin ismi. Küntüm yine mazi fiil. Tüm kânenin ismi. Talimün fiil muzari merfuf alameti bi subutunun vav faili ile beraber ennenin nesidir haber olarak gelmiştir. Evet. Yüce Allah, siz gerçekten dünyada çok az kaldınız. Sanki onlara şöyle deniliyor. Doğru söylediniz. Dünyada çok az kaldınız. O da gelip geçti. Bundan maksat dünya günlerinin ahiret günleri yanında çok az olduğunu onlara bildirmektir. Lev enneküm küntüm talimün, eğer sizin ilminiz ve anlayışınız olsaydı elbette dünyanın adilini ve nimetlerinin geçici olduğunu anlardınız. Buyuruyor Allah-u Teala yine bu ayet kelimesinde. Efe hasiptüm zannettiniz ennemâ halaknâküm abiten, sizi boşuna yarattığımızı zannettiniz ve enneküm ileynâ lâ türce'ûne, bize döndürülmeyeceğinizi zannettiniz buyuruyor Allah-u Teala. Efe hasiptüm ey insanlar, sizi boşuna yarattığımızı ve hayvanlar gibi sevapsız ve cezasız olarak başıboş bırakacağımızı mı sandınız? Ve enneküm ileynâ lâ türce'ûne, ve hesap ve ceza için bize dönmeyeceğinizi mi sandınız? Hayır, mesele sizin sandığınız gibi değildir. Biz sizi sadece mükellef tutmak, ibadet etmek, sonra da ceza yurduna yani ahiret yurduna döndürmek için yarattık buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. E istifam edatı, F atıf edatı, hasip tüm mazi fiil, tüm onun faili, ennema kâfe el mükâfe, halakna mazi fiil, na faili, küm mef'ulü bisari, abeten hal, masup nasb alameti fetha, ve enne vav atıf, enne yine hurum şebbe bil fiil, küm onun nesi ismi, ileyna ileyna mef'ulü bisari, la nefiyedatı türce'une, fiil muzari, kendisi meçhul, evet, vav onun naif faili, ve dolayısıyla inne ennenin nesidir? Mahallen merfu haber olarak gelmiştir. Fetealallahul melikul hakku la ilahe illahu rabbul arşil kerim. Fetealallahul melikul hak. Yüce Allah noksan sıfatlardan uzaktır. O saltanat sahibidir. Yaratmak, yok etmek, hayat vermek ve öldürmek suretiyle mülkünde tasarruf sahibidir. O boşu boşuna bir şey yapmaktan, noksanlıktan ve anlamsız bir şey yaratmaktan uzaktır. Çünkü o hikmet sahibidir. La ilahe illahu. Ondan başka ne bir Rab vardır ne de bir yaratıcı vardır. Rabbil arşil kerim. O Yüce Arş'ın yaratıcısıdır. Rahmet, hayır ve bereket Arş'tan indiği ve bu Arş şereflilerin en şereflisine nispet edildiği için Yüce Allah Arş'ı Kerim sıfatıyla ne yapmıştır? Nitelendirmiştir. Fe atıf Teala mazi fiil, Allahu fail, El Melikü Allah'ın sıfatı, El Hak ikinci sıfat. La cinsini nefyeden la, ilahe, la'nın ismi ve gördüğünüz gibi mansup, illa istisna edatı, hüve, bedel, mevcudun yani
ilah ilahının haberinden bedel olarak gelmiştir. Rabbi onun sıfatıdır. Muzaf el arşi muzafın ile el kerim de onun sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve men kim yed'u ibadet ederse ve Allahi ilahen ahar Allah'la beraber başka bir ilaha la bürhane lehu hiçbir delili yoktur fe innema hisabuhu inde rabbihi onun hesabı Allah katındadır innehu o la yuflihul kafirun evet kafirler asla felah bulmazlar buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde ve men yed'u ma'allahi ilahen ahar kim Allah'a ortak koşar ve onunla birlikte başkasına taparsa la bürhane lehu bih kim delilsiz ve hüccetsiz olarak böyle yaparsa fe innema hisabuhu inde rabbihi onun cezası Allah katındadır. İnnehu la yuflihul kafirun durum şu ki Allah'ı ve Resulünü inkar edip yalanlayan kazançlı çıkmaz. Bu sure hatırlarsanız قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ cümlesiyle başlamış. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ cümlesiyle ne yapmıştır? Sona ermiştir ki her iki grup arasındaki farklılık ortaya çıksın. Başlangıç ile sonuç arasında ne kadar fark olduğu ortadadır. Evet. Ve men vav istiknafiye men şart edatı ve mübdeda mahallen merfu yed'u muzari fiil hüve faili maallah mefru bi karisari maa zarf muzaf muzafileh olarak gelmiştir. İlahen mefru bi sari ahara ilahenin sıfatıdır. La cinsin nehyeden la bürhane cinsin nehyeden la'nın ismi mansup lehu da onun haberidir. Bihi evet burada nedir? Mefru bi karisari'dir. Fe rabıt innema kafel mükafe hisabühü mübdeda inde rabbihi de haber olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. İnne hurum şebbehü ismi la nefi edatı yuflihu fiil muzari merfu ve innenin haberi el kafirun yuflihu fiil muzarisinin failidir. Evet muhakkak ki o kafirler felah bulmazlar buyuruyor Allah-u Teala. Ve kul Rabbi afir verham ve ente hayrur rahimin. De ki bağışla ve merhamet et Rabbim sen merhametlilerin en iyisisin. Yüce Allah ümmete dua ve övgü yolunu göstermek için Resulüne istiğfar etmesini ve merhamet etmesini ne yapmıştır? Bu ayeti celile de emretmiştir. Evet. Ve kul de Rabbi ey Rabbim i'fir evet bağışla verham merhamet et ve ente hayrur rahimin merhamet edenlerin en merhametlisisin. Kul emir fiil vav istiknafiye Rabbi münada nidası mahsuf i'fir emir fiil ente faili verham ön üzerine matuf emir fiil ente faili ve ente mübdeda vav atıf ente mübdeda hayrur rahimin muzaf muzafin ileh olarak ne gelmiştir? Haber olarak gelmiştir. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye ne yapmaktadır? Buyurmaktadır. Burada Yüce Allah-u Teala 118. ayeti kerime ki Mü'minin suresinin son ayeti kerimesidir. Ya İlahel Alemin bizi bağışla. Bize her şeyi kapsayıcı rahmetinle muamele et. Ey merhametlerin en merhametlisi, dualarımızı kabul buyur diyorum ve bu sure-i celleyi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde inşallah Nur suresinin iki sayfası üzerinde duracağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ma'asselam ilel liqa'a.